Bakışlar, ben Azge Biteri kanalından Gökhan, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir PES Mobile 2021 top açılımı videosuyla karşınızdayım bugün sizlerle birlikte. Bu sıradaki top açılımlarımızı yapacağız, bakalım efsane çıkartabilecek miyiz? Arkadaşlar, öncelikle bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler hangi takımı tutuyorsunuz? Ben Galatasaraylıyım, sizlerin de hangi takım olduğunu çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar, Galatasaraylı olmam benim Beşiktaş'ı veya Fenerbahçe'yi sevmiyor anlamına gelmiyor veya herhangi bir kulübü. Tüm Türk kulüplerini seviyorum arkadaşlar, yeter ki adil bir yarış olsun ve gerçekten Avrupa'da bizi başarıyla temsil etsinler. Sizlerin ligdeki şampiyonluk favoriniz kim? Tabii ki de son 4 hafta kaldı ve Beşiktaş çok avantajlı. Beşiktaş gibi gösterecekmiş gibi, ama sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Hangi takımı tutuyorsanız lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Hemen o şekilde Boxerov'a geçelim. Bu arada arkadaşlar, bu videoyu gece çekiyorum. Yani bugün yeni gelen özellikler, yani PES Mobile'e yeni gelen ikonları falan gerçekten bilmiyorum şu an için. Çünkü bu videoyu gece 1 gibi çekiyorum. Sizler izlediğiniz zaman saat 9.45-10 gibi bir şey olacaktır. Fakat ben çok özür dilerim. Ben bu videoyu biraz daha erken çektiğim için maalesef ki bugünkü güncellemeyi topluluk kısmında paylaşacağım. Hemen anlayış kısmından devam edelim. Efsane ile başlar mıyız? Çok kolay gözükmüyor ama güzel bir top açılımı olmasını bekliyorum. İtalya'ya gittik. İtalya'dan ne verir ki bize? Evet, altı toplar arkadaşlar işimize yaramıyor. Altı topları sileceğiz. Lozano var. Buffon kalabilir, belki Jue kadrosu kurduğum zaman kullanabilirim. Enkudu zaten varmış, Enkudu. Zaten Enkudu'muz varmış ama kalsın. Güzel başlangıç ama devamı gelmesi lazım. Ücretsizlerden anlaş demeye devam edelim. Bakalım efsane bulabilecek miyiz? Tabi garanti efsanemiz de var ama gene de merakla bekliyorum. Arjantin'e gittik. Arjantin'den bize ekmek çıkmaz. Ekmek çıkmayacağı için hemen hızlı şekilde burayı geçelim. Arkadaşlar, top açılım videolarının devamı için dediğim gibi videoya like atmayı unutmayın. Bu videoya artı 750 like bekliyorum. Çok fazla like gelmiyor bu top açılımla videolarımız ama buna gelebilir facecamlı olduğu için. Düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Mauricio Junior'ı da sattık. Devam edelim. Halen ücretsiz toplarımız mevcut. Satabileceğimiz oyuncular mevcut. Yaklaşık 150 bin GB daha harcayacağız. 315 oyuncu arasından efsane bulabilecek miyiz? Bulamadık. Fransa'ya gittik arkadaşlar. Fransa'da bakalım bize neler verecek. Siyah top gelir mi? Gelmedi. Saint Germain'den mi oyuncu vardı? Evet. Paris Saint Germain. Büyük takımların oyuncuları kalsın. Bergwijn'i satacağım. İşime yaramayacak. Bergwijn gitti. Aynı zamanda Ajax'ın İdrisi var. İdrisi de işime yaramayacak. Hemen hızlı şekilde İdrisi ile de yollarımızı ayırmış olduk. Devam edelim. Top açılımları gelmeye devam edecektir. Yeter ki destek olsun. Dreaming Soccer 19 videosu da gelebilir derken efsane oyuncu geldi. Kaleci mi? Yapma be. Acaba kim? Gerçekten çok merak ediyorum. Deco gibi ya. Sanki Deco gibi. Hayır. Bende var mıydı? Jason Park olabilir bu arada. Bende olmayan bir tane efsane gelmesi beni şu an için çok ama çok mutlu etti. Jerome Boateng daha önceden var olan bir oyuncu olduğu için satmak zorundayım ve Akmetov'u satmak zorundayım. Bu arada çok mutlu oldum. Bir tane efsane bulmayı başardık. Jason Park. Güzel. Gayet güzel. Devam edelim. Ücretsiz halen 10 topumuz var. Bir tane de garanti topumuz var. İşler yolunda. Hadi bakalım. İtalya'ya gittik. İtalya'dan sanki bir gümüş topları verecekmiş gibi hissettim. Szczesny. Szczesny de bize vardı. Bu arada Szczesny kartını bende olup olmadığını gerçekten bilmiyorum. Geçtik. Szczesny'nin normal kartı mı? Evet, normal kartı. Dagba kalsın. Dembaba, Başakşehir. Üçü de işimize yarayacak oyuncu oldu. Gerçekten çok güzel. Son 9 top. Bakalım bir daha ikon gelir, efsane gelir mi bilmiyorum. İkonlar bu arada arkadaşlar bana çok çıkmıyor. İngiltere'ye gittik. İngiltere'den şansımızı denemeye devam edelim. Yok, Tottenham'dan oyuncu geldi. Tottenham'dakileri satıyorum. Dembele var. Atletico Madrid'den oyuncu var ama Atletico Madrid kadrosu kurmuyorum. Ve Gabriel Magalhaes. Gene bir Arsenal. Onları da satıyorum arkadaşlar. Arsenal kadrosu kurmadığım için. Magalhaes'e de yollarımızı ayırmış olduk. Devam edelim mi? Ücretsiz. Halen çok fazla sayıda topumuz var. Güzel toplar gelecek ama bu sefer efsaneyi bulamadık. Bir Türkiye Ligi yapar mısın? Yok, yapmadım. Bir siyah top. İlkay yalnız. İlkay'ın kartı bende var. İlkay'ı sonradan arkadaşlar kendisine XP basıp satmayı düşünüyorum. Çünkü daha pahalıya gidiyor. Fazladan XP'm olduğun için böyle bir taktik yapmak sanki daha mantıklıymış gibi geliyor. Devam edelim. Halen 7 topumuz var ve gerçekten 300 oyuncu arasından bir ikon daha çıkartabilecek miyim merak ediyorum. 150 bin GP'de harcayacağız. Bunu da tekrardan belirtmek isterim. İngiltere'ye gittik. İngiltere'den gelen oyuncu Liverpool'dan galiba. Liverpool oyuncuları satsam mı satmasam bilemedim ama çok fazla Liverpool'lu geldi. Ama biri Liverpool'lu Kuma Babakar. Çok güzel.
İki tane oyuncu da kalsın yani. Büyük takımın oyuncuları kalsın. Belki challenge'larda kullanırız. Son 6. Worldwide Clubs'da son 6. Hadi bakalım. Türkiye Ligi. Yes. Kim olursa olsun hiç önemli değil. Bu arada daha önceden olan bir oyuncu mu? 29 Cenk Tosun. Sanki Cenk Tosun vardı ya. Öyle hatırlıyorum. Cenk varmış. Engolemo, Young Boys'tan gitsin. Türkiye'ye de gittik. Gayet güzel. Diğer oyuncumuza baktık. Boavista'dan Elis diye bir oyuncu. Yalnız Cenk'le olduğu için yani çok da işimize yaramayacakmış gibi. Duruyor açıkçası. Ücretsiz 5 topumuz var. Ondan sonra harcayacağımız 150 bin GP falan da açıkçası var. Heyecanla bekliyoruz. Bir daha Türkiye mi? Hayır. Bu sefer İngiltere ve siyah top geleceğini düşünüyorum. Hayır gelmedi. Nami Keita. Liverpool'a devam. İşimize yarayacaklar. Darwin geldi. Abim hangi Darwin'sin acaba? Wilson Manafata. Manafata ne ya? Nereden çıktı bu? Devam edelim. Ücretsiz son 6 top. 4 top özür dilerim. Bakalım ücretsiz toplardan herhangi bir şey çıkartabilecek miyiz? Gene çıkartamadık ve bir Fransız. İki çelik mi? Yok. Diallo'yu verdi. Deniz Türüç verdi. Çok iyi. Inter kablosu için bilemedim ya. Inter'den de dursun. Inter'den de bayağı biriktirdim çünkü. Inter'den de biriktirdik ve Deniz Türüç bayağı Başakşehir'li oyuncu da var bu arada. Başakşehir'de bu kadar altın top olduğunu bilmiyordum. Bir Fransa daha. Bir Paris Saint-Germain daha. Kimpembe. Bayağı bayağı kadroyu kurduk. Şunin. Goodbye Şunin ve Jito. İkisi de aslında klasmanda değerlendirilebilecek oyuncular ama gene de kullanmayı tercih etmiyorum. 24 top arasında efsane arıyoruz ama çok da bulacakmış gibi durmuyor. Biraz kastı. Yalnız kasması bir şey ifade etmiyor. Siyah top verdi. Tabii ki arkadaşlar siyah topu basacağız. Aubameyang veya Lacazette olabilir. Partey'in bu arada arkadaşlar şey olduğunu bilmiyordum. Size söyleyeyim. Siyah kart olduğunu gerçekten bilmiyordum. Bu arada iki oyuncu da gene aşinalıkları yüksek olduğu için kullanılabilir. 187.000 GP'm var. 150.000 GP'sini harcayacağız. Kalan GP'ler bize kalacak. Bir efsane daha bulduk. Bir efsane daha bulduk. Kim? Zico olmasın çünkü çok fazla Zico çıktı. Kim bu ya? Bu yani bilmiyorum. Sanki bende daha önceden olmayanlardan bir tanesi. Bebeto. Yapma Bebeto. Yapma Bebeto. Olsun. Bak. Hepsi de yeriyor. Aşinalına bakar mısın? İkinci efsanemiz. Bir tane de garanti çıkaracağız. 3 GP'lere devam. 150 bin GP harcayacağız. Yani 6 tane top açacağız. Bir daha çıkar mı? Bir daha çıktı. Rekor üstünde rekor. Rekor üstünde rekor. Kaleci. Buldum ya. Sonunda buldum. Gerçekten çok ama çok mutluyum. Casillas bende olmayanlardan bir tanesiydi. Bakalım arkadaşlar eğer ikonlarda halen olmayan varsa çok iyi oldu. Casillas sen ne diyorsun bebeğim? Sen ne diyorsun ya? Bakar Paris Saint Germain'de mi bakar? Çok ilginç. Bir dakika oyuncu ayrıntılarına gireyim yanlış mı görüyorum? Hayır bildiğim Paris'te oynuyor bakar. Okey. Bu arada gelelim hemen buraya. Şimdi bende olanlar kim? Maradona var mı? Maradona'm var. OSM var. SF'de Lao. Lao'a bakacağız. Bir de bayağı efsane çıkarmışız ya. Salas var da. SLA'daki oyuncum kim? Denilson. Denilson OSM'ye bakacağım. Ve SF'deki oyuncum Lao'a bakacağım. Arkadaşlar tüm efsaneleri istediğim için belki 150 bin GP açılımını yapabilirim. Çok kısa bir takımım kısmına gitmek istiyorum açıkçası. Kartların bölümünde kart türü yapalım. Kart türü yaptık. Lao vardı değil mi? Aynen Lao. Bakalım Lao. Gözükmüyor gibi. Yok abim ya galiba bende yok. Emin değilim ama. Yani Lao'un da olmasını isterim ya. Bir eksiklik neden olsa. OAS'deki oyuncum varmış bu arada. SF Lao yok. Bizde yok. Salas var da Lao için deneyeceğim ya. Şansımı deneyeceğim. O zaman ne yapalım biliyor musun? 3 tane çıkardık. 3 tane kesin garantimiz var. Gidelim orada bir tane daha garantimiz var. Şu özelden, box rava gitmeden. Onu da bir açalım, bir şansımızı deneyelim. Belki direkt lavu verir ve 4. ikon, 4. efsane çok özür dilerim. Oradan lavu verirse hiç gerek yok diğerine gitmeye. Ya mantıken bunu yaptık. Evet geldi ama kim geldi?
Bir şey diyeyim mi? Maldini galiba. Galiba Maldini. İşte bu be. Maldini'nin bu kartı da bende yoktu. Maldini'nin bu kartını da bulduk. 4 tane bulduk. Gayet güzel. Çok kısa bir SLA posundaki oyuncuya da bakayım arkadaşlar. Çok ama çok kısa. Vaktinizi çok almak istemiyorum. Oyuncu kartları bölümüne gideyim. Kart türü yapmıştık değil mi? Aynen kart türü. SLA'da sanki benim 94'lük mü bir oyuncum vardı. Çok kısa bir şekilde bakmak istiyorum. Elver var. SLA pozisyonunda oyuncum var mı? Yok yok abi. Çıkarmam lazım onu da. Onu da çıkarmam lazım. Devam edelim. 4 tane efsane çıkardık. Mükemmel gidiyoruz. Boxer'da cayır cayır yanıyoruz şu an için. Boxer'ı açtık. Hemen şuradan 25.000 GP'leri harcamaya devam edelim. Çok çıkacakmış gibi gözükmem olsun. 4 tane efsane çıkardık. Daha öncesinde çok nadir çıkartırdım ki Belçika'ya gittik. Belçika'daki oyuncular çöp arkadaşlar. Gerçekten çöp, kullanılabilir değil. Bir Türkiye'den oyuncu var mı? Yok. Jones var Liverpool'dan ki Curtis Jones. Baya baya oyuncu biriktirdik bu arada. Gerçekten güzel oldu. Şuradan Legends'leri açmaya devam edelim. Belki bir tane daha bulabiliriz. Yok, buradan da bir şey çıkmadı. Şunları satacağız. İşime yaramayacak. Andrada'sından tutun da Rodrigo Chayos'una kadar. Ve bakalım başka var mı? Başka da Kurzawa var. Kurzawa da Paris Saint Germain'de olduğu için işime yarayabilir. Son 2 mi 3 top oluyor herhalde. Aynen son 3 top. Gene gelmedi. Devam edelim. Şiklinar satabiliriz. Dele Alli işime yaramayacak hiçbir şekilde. Igor Konalov. Konalov mu? Konavalov. Değişik oyuncu isimleri karşımızda gene ama olsun. 25.000 GP harcadık. Son bir 25.000 GP mi? Gel artık. Yok, gene efsane bulamadık ya. Gene efsane bulamadık. Değişikliyor. Güle güle değişikliyor. Burada sanki bir tane daha oyuncu aynısından mı gelmiş? Hayır, Servette'den oyuncular gelmiş. Holtz. İsviçre Ligi'nden de gümüş toplar, bilemedim şimdi. Arkadaşlar bir 25.000 GP daha harcayalım, ondan sonra pes edeceğiz. Çünkü bence yeteri kadar oyuncuyu çıkardığımızı düşünüyorum. 4 tane çıkardık. Güzel bir top açılımı oldu. En azından ben beğendim. Sizlerin düşüncelerini de merak ediyorum. Bir daha gelir diye düşündük ama gelmedi. Aaron Ramsey, Juve. Lombardiya'dan Barella. Barella'nın diğer kartı bende olduğu için bu kartı satacağım. Direkt satacağım. Bir oyuncu daha gelmiş ama Süleymanov. Bir tane daha 25'lik patlatmaz mıyız? Patlatırız. Ramsey, Juve'den kalsın. Devam edelim. Son 25.000 GP'miz. Gelir mi? Zannetmiyorum ama deneyelim. Yok, gelmedi. İyi deneme ama Tottenham'dan Højbjerg. Højbjerg'in başka kartı mı da var bende? Galiba varmış. Cedric'i satalım. Arsenal'ın kadrosu kurmuyordum galiba. Emin değilim ama Lucas Vercimo'yu da satalım. Şu an 25.000 GP'ye tekrardan ulaştık. GP biriktirmeye devam edeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani şöyle güncellemeler gibi detaylar olduğu zaman sizlerle paylaşmayı umuyorum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.